Merhaba ben Enes. Bugün bu simülasyon kokpitinde hangi parçaları kullandım, ne kadara mal oldu, detaylı bir şekilde bu simülasyonun kurulum aşamalarını sizinle paylaşacağım. Direksiyon setinin de incelemesini detaylı bir şekilde kanalda gerçekleştirdim. Direksiyon seti Transmaster'ın Leather Edition modeli. İlk olarak ben de hazır kokpitlere bakıyordum açıkçası. Hazır kokpit setleri bulunuyor burada gördüğünüz gibi. Ancak onların uzun vadede ses çıkardığını duyduğum için genel olarak da hani bu Sigma profiller oldukça sağlam. Direksiyon sistemleri 3 farklı teknolojiden kullanılıyor. Yani dişli sistemler, kayışlı sistemler ve direct drive olarak en üst seviye sistemler. Bu sistemlerin seviyesi arttıkça da güç oranları da artıyor. Yani bu Sigma profiller daha çok... Bu Sigma kokpitler en üst seviye sistemleri dahi destekliyor. Yani olur da bir gün eğer direct drive'a terfi etmek istersem bu Sigma profil benim işimi o zaman da göreceği için bu Sigma profili aldım. Sigma profilde kullanabilmem için Vivesonic markası bir monitör gönderdi. Kendilerine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Yine bu monitörün de incelemesini kanalda detaylı bir şekilde gerçekleştirdim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu Sigma profiller alüminyum malzemeden kullanılmış. Birbirine geçmeli bir şekilde bu sistemin biz montajını gerçekleştirdik. Yine özelleştirmeye de açık. Yani istediğiniz gibi ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Hazır sistemlere göre bir avantaj daha olarak. Yani gördüğünüz gibi de en ufak bir oynama dahi yok. Monitör de şu an standda olmasına rağmen herhangi bir şekilde profilde bir oynama söz konusu değil. Yani yere oldukça sağlam bir şekilde oturuyor ve herhangi bir şekilde ne direksiyonda ne de koltukta oynama mevcut. YouTube'da A-Racing Academy isminde bir YouTube kanalı bulunuyor. Oradaki bir projeyi gerçekleştirdik biz de. Doğuş Kalıp diye bir firma bulunuyor bu Sigma profilleri üreten. Onlara buradaki ismi vererek bu profillerin siparişini verdik. Yani buradaki videolar dahil olmak üzere set halinde geliyor. Biz de bu profilin kurulumunu tam bir günde ancak tamamlayabildik ve oldukça zordu. Yani tek tek parçaların nereye takılması gerektiğini bir adet kurulum videosu bulunuyor ancak yani video olmasına rağmen bir gün tamamıyla kokpiti iki kişi ancak kurabildik. Şimdi isterseniz bu profilde detaylı bir şekilde hangi parçaları kullandım biraz daha detaya inelim. Ben şu anki güncel fiyatlarını ve aldığım fiyatlarını söyleyeceğim. Fiyatlar değişebilir. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında ürünlerin satın alma linkine ulaşabilirsiniz. Koltuk olarak Recaro'nun bir koltuğunu kullandık. Bu koltuk imitasyon olarak geçiyor. Yani birebir orijinal koltuk değil. Ancak hani kalite açısından birebirini aratmıyor. Gördüğünüz gibi kumaş bir koltuk. Bu koltuğu ben 2500 TL'ye almıştım. Şu an itibariyle 4500 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Birebir spor araba koltuğu. Şöyle gördüğünüz gibi yan kısımlardan sizi sarıyor koltuk. Yine şu kısmında da bu şekilde arabalarda olduğu gibi kızak mekanizması mevcut alt kısmında da. Profile de tam olarak şu kısımlardan tuttu. Yani herhangi bir şekilde hiçbir oynama söz konusu değil. Gayet sağlam bir spor araba koltuğu. Şu kısımdan da geriye doğru yatma ayarını yapabiliyoruz. Monitör kısmına geldiğimiz zaman monitör olarak biraz önce söylediğim gibi Vivesonic markası bu Sigma profil projemine destek olmak açısından bu monitörü bana gönderdi. Buradan tekrardan kendilerine teşekkür ederim. 34 inçlik bir monitör 21'e 9 görüntü alanı oluşturuyor ve sanki arabanın içerisindeymişsiniz hissiyatını çok daha iyi alabiliyorsunuz kavisli monitörlerde. 1500 ağırlık bir kavis oranı bulunuyor bu monitörün. VA panel kullanılmış. 144 Hz ve 1 milisaniyelik tepki süresi bulunuyor. Yani tam olarak bir oyuncu monitörü diyebiliriz. Özellikle hani bu tarz bir kokpit yapma projeniz varsa eğer mutlaka bu şekilde kavisli bir monitör kullanmanız daha iyi olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi bu monitörün yanında standart VS ayağını destekleyen kısmıyla bu profile taktık. Bu profiller oldukça istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani burada farklı takma şekilleri de yapabilirsiniz. Biz biraz daha eğimi bu şekilde koyduk ve gayet de güzel bir şekilde görüş açısı elde ettik. Monitörün şu anki güncel fiyatı 8600 TL. Videoyu yayınladım. Tarih itibariyle bu aradaki tüm fiyatlar. Yani videoyu çektiğim tarihte 28 Mart 2022. Bu arada profil gördüğünüz gibi yerde sabit bir şekilde duruyor. Yani herhangi bir oynama söz konusu değil. Halının üzerinde olduğu için bu Shaggy halıyı sağa sola çekerek oynatabiliyoruz. Ancak ben uzun vadede burada gördüğünüz tekerleklerden alıp dört köşesine koyarak rahat bir şekilde bu profili oynatmayı da düşünüyorum. Çünkü yani sabit bir yerde konumlandırmak biraz zor olabiliyor. Bu profil normalde bu kısımda duruyordu böyle uzunlamasına. Ben çekimleri bu açıyla yaptığım için açıyı kapatmasın diye şimdi bu çekimi gerçekleştirmek için şimdi biraz daha böyle ortaladım. Ancak bu kilitli tekerlekler de profil açısından oldukça iyi olacak. Bu arada ben bu profili 2000 TL'ye aldım. Şu an itibariyle bu profilin fiyatı 5000 TL.
Yani profilin kurulumu açısından bu kadar uğraşacağımızı hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Oldukça yorucu bir uğraş oldu. Yani zevkli oldu ancak oldukça yorucu oldu. Şu kısımlar gördüğünüz gibi burada pedalın açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir nokta. Ancak montaj açısından bizi oldukça zorlamıştı bu kısım. Bu konsolda kullandığım direksiyon birebir Xbox uyumlu. Yani direkt Xbox konsolunda çalışabiliyor. Şu an itibariyle ben bunu burada MSI'ın bir oyuncu laptopuna bağladım. Ancak çoğunlukla Xbox üzerinden oyun setini kullanıyorum. Direkt direksiyon üzerindeki kontrolörü kullanarak kontrol edebiliyorum. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bir Xbox S Series S modeli bulunuyor. Şu an itibariyle Xbox Series S'in fiyatı 5800 TL. Ben ise 3500 TL'ye almıştım. Monitörün kendi ses sistemi bulunuyor. Ancak yine elimde burada Grundig markasının bir ses barı olduğu için ve burada da bu şekilde müsait bir yer olduğu için buraya Grundig markasının yine incelemesini kanalda yaptığım bir sound barını ekledim. Buradan bu şekilde kumandayla ses seviyesini ayarlayabiliyorum. Yani kablolama açısından çok iyi yaptığım söylenemez. Aslına bakarsanız tam olarak şu kısımlarda güzel bir şekilde kablo kanalları bulunuyor. Yine çok da dağınık değil. Bu şekilde bir kablolama yaptık. Genel olarak Transmaster direksiyonların vites setleri çok pahalı oluyor maalesef. Yine el frenleri de çok pahalı. Bu şekilde Logitech markasının bir vitesini aldım. Ancak bunun adaptörünü şu an itibariyle almadım. Yani vites setinde bir debriyaj bulunuyor. Şuraya vites için bir yine Sigma profil almamız gerekiyor. Bu şekilde uzatma kısmı ve tam olarak şu bölüme bir vites kolu takmayı düşünüyorum ileriki plan açısından. Bu vites setini ben 800 TL'ye almıştım. Şu an itibariyle bu vites seti de 1350 TL'ye yükselmiş. Evet, o kadar anlattıktan sonra biraz da canlı bir oyun testi yapalım. Alışma süreci normal joystick'e göre direksiyona geçtiğiniz zaman epey uzun sürebiliyor. Yani Forza 4'te 5'te ben özellikle iyi bir şekilde oynuyordum. Ancak maalesef direksiyonla aynı performansı almak için epey alıştırma yapmanız gerekiyor. Genel olarak benim oynadığım Forza 5, 4, 5 ve Assetto Corsa oyunu bulunuyor. En gerçekçi deneyimi gerçekten Assetto Corsa alıyorsunuz. Ben en fazla zevki de 4'ü 5 oyununda aldım açıkçası. Yani sürüş hissiyatı açısından oldukça keyifli bir oyun. Bu kadar masraf yaptım, bu oyun setini kurdum ancak yani hakkını verecek şekilde oynadığım söylenemez. Genelde çocuklar da gelip arada oynuyorlar ve açıkçası haftada ancak 1-2 saat vakit ayırıp ancak oynayabiliyorum. Daha önce burada 32 inçlik farklı bir monitör kullanıyorduk. O monitörden bu monitöre geçince gerçekten farkı hissediyorsunuz. Yani bu 34 inç olması ve kavisli olması ile birlikte oyunun içine daha iyi alıyorsunuz. İlerleyen süreçte 3 monitör gibi bir planım da var ancak hani genel olarak Xbox'la da kullandığım için Xbox'la çok verimli olmayabilir 3 monitör kullanmak ve maalesef maliyet de epey yükselir. Kötü bir yoldan geçtiğim için yoldaki bütün kavisleri ve hissiyatı direksiyonda hissedebiliyorum. Özellikle bu kayışlı sistemlerde yoldaki bu pürüzleri daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Gönül ister tabii ki bir direct drive alalım ancak şu an itibariyle yani iyi bir direct drive seti alsanız neredeyse bir araba parasına yakın. Yani şu set bile şu an neredeyse 50.000 TL'ye yaklaştı. Yani bu setin kurulması. Ancak maalesef hani ben bu seti yaklaşık 6-7 ay önce neredeyse 5'te 1 fiyatına ancak aldım. Yani o zaman öyle bir hevesim vardı. Şu anda iyi ki almışım diyorum. Yani şu anki fiyatıyla gerçekten almak epey zorlaştı. Tüm elektronik cihazlarda da durum aynı şekilde. Yani eğer bir ürünü almayı düşünüyorsanız ve bütçeniz uygunsa bence kesinlikle beklemeyin. Alın. Malda kalmak çok mantıklı şu ekonomik düzende. Yani bunun başına bu şekilde oturduğum zaman en azından kafadan bir yarım saat gidiyor. Biraz da 4-5 açalım istiyorsanız. 4-5 oyununu da bir görelim. Forza gayet keyifli bir oyun. Kendini ispatlamış zaten. Direksiyon da direkt Xbox uyumlu olduğu için direkt kontrollerini de direkt oyun üzerine yapabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir durum. Ya biraz daha kolay açıkçası bu 4-5 oyunu. Ya biraz daha arcade'e kaçıyor ancak sürüş hissiyatı açısından direksiyonun verdiği tepkiler ben daha çok beğendim açıkçası bu oyunu. Direksiyon sarsta da ne bir monitörde ne de oyunda bir titreşim söz konusu değil. Ama yine de hani bu oyunda bile birinci olmak gerçekten zor. Genel olarak bu şekilde sürmek iyi olsa da bazen de bu şekilde sürmek de gerekebiliyor. Yani bir el freni olsaymış gerçekten çok iyi. Drift yapılırmış bu oyunda. Direksiyonun tepkileri çok hoş. Kendini çok iyi bir şekilde topluyor. Ya bu şekilde bir kokpit setinin bir avantajı, daha önceden ben monitöre bağlı, monitörün yanında yine Logitech markasının Momo direksiyon setini epey uzun süre kullandım. Yani direksiyon setleri genelde bir hevesle alınıyor. Ondan sonra pek kullanılmıyor. Açıkçası hani bu kokpitte de benim durum pek değişmedi. Özel yeri olsa dahi. Tabi bu biraz zamansızlıktan ancak hani diğer türlü kullanım senaryosuna göre daha iyi. Neden? Çünkü ayrı bir yeri var, ayrı bir monitörü var. Ayrı bir bilgisayarı veya konsolu var. Ondan dolayı direkt açıp oynayabiliyorsunuz. Sonra işiniz bittiği zaman direkt kapatıyorsunuz. Ancak genel olarak sürekli masa üstünde bir direksiyonun durması rahatsız edebiliyor. Kenara kaydırsanız bu sefer sürekli gözünüzün önünde. Yani illaki bu şekilde Sigma profil olmasa da biraz daha uygun maliyetli. Kendisi mal edenler var. Marangoza yaptıranlar var. Yani bir şekilde buna özel bir alan oluşturmak
daha iyi olabilir. Yani özellikle yarış oyunlarını seviyorsanız, ki genelde benim oynadığım tarzlar biraz daha arcade tarafa kayıyor. Ancak hani Assetto Corsa'da gerçekten kendini geliştirmek isteyen kişiler için oldukça müsait bir oyun. Yani sürüş yeteneğinizi gerçekten geliştirebilirsiniz ki Cem Bölükbaşı gibi bir Türkiye'nin gurur duyduğu bir pilotu da genel olarak bu tarz direksiyon setlerinde eğitimini gerçekleştirdi. O direksiyon setlerinden epey destek aldı. Yani artık bu eSim denen yarış platformu da, eSim denen bir platform da gerçekten son yıllarda giderek büyüyor bu pazar. Yani sadece arcade tarafı değil, bu işin profesyonel ayağı da oldukça gelişiyor. Maalesef hani ülkemizdeki ekonomik şartlardan dolayı ulaşım biraz daha zorlaştı bu tarz direksiyon setlerine. Ancak hani giriş seviyesi bir set alsanız bile kendinizi geliştirme açısından yeterli gelecektir. Çok da iyi bir skor elde edemedik. 9. olduk. Bir daha Assetto Corsa açalım son olarak. Xbox'a bağlayarak göstereyim onu da size. Evet, direksiyon seti ilk olarak güç geldiği zaman bu şekilde dönüyor. Xbox'a bağladığımız zaman da direkt tuşlara buradan kontrol edebiliyoruz. Böyle istediğiniz gibi ayarlamak da gayet konforlu oluyor. Yani boyu uzun birisi geldiği zaman normal araba sürüyormuş gibi biraz daha geniş bir açıyla kendimde biraz daha şöyle yakından oynamayı daha çok tercih ediyorum. Bu arada şu kısımlarda bir kapak da bulunuyor. Bu Sigma profillerin buraları keskin olduğu için yani elimize zarar vermemesi açısından yani bunlar bile düşünülmüş. BMW M3 modelini seçtik. Kolay kontrollerde bu Assetto Corsa gerçekten hani çok fark ediyor. Normal arcade oyundan Assetto Corsa'ya geçtiğiniz zaman yolu hissetme, arabayı hissetme, sanki bir gerçek araba sürüyormuş hissiyatını yani en iyi deneyimleyeceğiniz oyunlardan birisi. Direksiyon gerçekten çok aşırı derecede sertleşti şu an. Adamlar yapıştırdı gitti zaten şu an. Onlara yetişmek biraz zor. Bu deri bir direksiyon olduğu için aslında bunu benim de eldivenle kullanmam daha uygun olur. Ancak şu an itibariyle yani eldiven temin etmedim. Gerçek kuzu derisi kullanıldığı için direksiyonda uzun vadede terden zarar görebilir. Gerçekten direksiyon oldukça zorluyor. Feedback ayarları biraz üst seviyede. Şu kısımdan arkayı görüyoruz. Yine burada da bir arka aynalar da rahat bir şekilde gözüküyor. El freni biraz olsa güzel bir drift atabilirdik el freni olmadığı için. Normal frenle bir yere kadar. Evet, genel olarak kokpit seti bu şekildeydi. Aklınıza takılan sorular varsa veya siz de bu tarz bir kokpit yapmayı planladıysanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kokpitte kullandığım malzemelerin genel olarak bulabildiklerimin linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine direksiyon setinin ve monitörün incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu tarz ilginç videolar da gelmeye devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada çok iyi gidiyorum ya. Bu F1 vitesler de bulunuyor. F1 vitesler kendiniz kullandığınız zaman ceza alabiliriz sanırım. Assetto Corsa'yı arcade oyun gibi oynamaya çalıştığım zaman böyle oluyor. Bu oyun tamamıyla simülasyon. Yani arcade olmadığı için araba sürüş keyfi gerçekten bu oyunun... Adam kızdı bize.